Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Riyadus Salihin adlı eserde lanetin müminin, Müslümanın ağzına yakışmayan bir tavır olduğunu söyleyen ayet ve hadisleri okumuştuk mümin'e lanet yakışmaz. Müslüman lanet etmez. Lanetçi değildir. Beddua okumaz. Ona buna beddua söylemez demiştik. Peki şöyle bir soru da var ortada. Buna da bir cevap bulmamız lazım. Öyle zalim, öyle hain insanlar var ki kişilerin mallarını gasp ediyorlar. Şerefleriyle oynuyorlar onları mağdur ediyorlar. Peki bu insanlar için Allah'tan bu insanlara gazabın, azabın ulaşmasını da mı istemeyeceğiz? Gücümüz yetmiyor. Yani mazlum durumdasın. Senin hakkın elinden alınmış, gasp edilmiş veya sana iftira edilmiş ve o iftiranın altında da kalmışsın, ezilmişsin. Ailenle birlikte ezilmişsin, kendin ezilmişsin. Bir şey yapamıyorsun. Doğruları Hakikatı anlatsan da kendine inandıramıyorsun insanları. Orada mazlum durumdasın sen. Veya hakkın elinden alınmış. Veya toprağın gasp edilmiş. Suriye'den milyonlarca insanlar toprakları işgal edildi, gasp edildi, bombalandı. Muhacir oldular. Çıktılar yurtlarından. Nereye gideceklerini de bilmeyecek şekilde çıktılar. Veya başka sebepler, başka olaylarla insanlar veya bir kişi veya bir toplum seni yerinden yurdundan etti, haksız durumdasın, haklı durumdasın ama haksız duruma düşürüldün. Yapacağın bir şey de yok, elinden de bir şey gelmiyor. Peki sen artık o içindeki e, haksızlığa uğramışlığı Allah-u havale edemeyecek misin, beddua edemeyecek misin? Evet, bunun cevabını arıyoruz. Şimdi bu haftaki dersimizde de günahkarlara lanet etmek diye bir başlık açmış İmam Nevevi rahmetullahi yani. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allahu Azimuşşan'ın lanet ettiği topluluklar var. Onları görürsünüz ayet olarak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de birazdan okuyacağız. Bazı toplumlara, bazı fiilleri işleyenlere, kötü fiilleri işleyenlere Allah Resulü'nün de lanet ettiğini görürsünüz. Demek ki laneti hak edene lanet edilebilir. Müslüman lanetçi değildir. Ağzını lanete alıştırmayacak ve duaya alıştırmayacak. Ağzını açtığı zaman beddua etmeyecek. Ama bazen hayatında haksız duruma, güçsüz duruma düştüğü zamanda veya dinine, diyanetine saldırıldığında kendisi de bu konuda herhangi bir şey yapamadığı durumda da lanet edebilir mi eder. Allah'a havale eder yani. Allah'ın azabına, gazabına havale eder. Bununla alakalı ayetler var dedik. Birkaç tane ayeti kerimeyi, iki tane ayeti kerimeyi almış İmam Nevevi. Siz araştırsanız, baksanız başka ayeti kerimelerin de olduğunu görürsünüz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bazı toplumlara lanet ettiğini gösteren, söyleyen ayet-i kerimeleri görürsünüz. Şimdi İmam Nevevi'nin rahmetullahi aleyh aldığı ayetlerden birisi Hud suresinden. Hud suresinin 18. ayeti kerimesi şöyle bitiyor. Daha öncesinde Allahu Azimuşşan'a iftira edenler yani Allahu Azimuşşan'ın kudretine, gücüne denk bir ilah kabul edenler. Ona iftira edenler. O ayeti kerimenin sonu şöyle bitiyor. Ela lanetullahi alez zalimin. Biliniz ki Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerinedir, üzerine olacaktır. Bak Allah la'netiniz o zalimlerin kendisine şirk koşan, kendisinden başka otorite kabul eden, tanıyan zalimlerin üzerine olduğunu söylüyor. Araf suresinin 44. ayeti kerimesini de getirmiş İmam Nebevi. Orada da yine zalimlerle alakalı bir lanetin melekler tarafından okunduğunu söylüyor. Ayeti kerime Araf suresi 44 dedik. Ayetin başında cennetlikler cennete girdi, cehennemlikler cehenneme girdi. Allah'ın müsaadesiyle cennetlikler cehennemdekilere sesleniyor şimdi. Diyorlar ki ey cehennemlikler Allah bize ne vaat ettiyse onların gerçek olduğunu gördük. İşte Allah'ın vaat ettiği cennetin gerçek olduğunu gördük. Peki Allah'ın size vaat ettiği cehennemin gerçek olduğunu sizde gördünüz mü deyince onlar da zalimler de diyecekler ki inan ki biz de gerçek olarak bulduk ki Allah'ı inkar edenin yeri cehennemdir. Onun üzerine melekler araya girip diyecekler ki Ela فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ اَلَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ O cennetlikle cehennemlikler arasında bir ses yükselecek. Bir ses yükselecek. Oradan birisi diyecek ki şöyle seslenecek. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyecek. Bakın demek ki zalimler yani bunu hak etmiş olanlar da zalim insanlar da lanete layık insanlardır. Bunlara lanet etmiştir Allah Celle Celaluhu. Ahirette melekler de bu zalimlere lanet edecektir. Şimdi İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden bazı toplumların lanete uğradıklarını gösteren hadisi şerifleri daha önceki hadisleri aktardığı gibi başından itibaren sahabe ravisi ile birlikte aktarmıyor da çünkü bu aktarılacak e, hadis-i şeriflerin kimisi bir hadisin devamı bir bölümü olduğu için sadece olayı anlatmak üzere yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın dilinde de Allahu Azimuşşan'ın laneti var. Halbuki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ben lanet eden bir peygamber olarak göndermedim. Ben rahmet peygamberi olarak gönder, gönderildim diyor. Buna rağmen peygamber de hak eden toplumlara, kişilere lanet etmiştir. Bununla alakalı bölümleri aktarmış. Ben de onları aktaracağım size. Mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْسِلَةَ saçına kaynak yaptıran, saçına kendi saçına başka yerlerden kaynak yaptıran, saçını olduğu gibinden farklı hale sokan, başka bir tercüme ile saçına peruk taktıran, kafasına peruk taktırana Allah lanet etsin, bu işi yapana da Allah lanet etsin demiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadis-i şerifinde لَعَنَ اللّٰهُ اَاكِلَ faiz yiyene Allah lanet etsin demiştir. Bir başka hadisinde ve ennehu la'nen musavvirin put yapan, heykel yapan, put yapan, insanların tapması için heykel put yapan kişilere de Allah muazzamışan lanet etsin diye beddua etmiştir Peygamber Efendimiz. Başka Allahu men gayyara manar al ardı. Topraklarda İnsanların hudutlarını, sınırlarını belirleyen o sınır ve hudut taşlarını yerinden oynatanlara da Allah lanet etsin demiştir. Yani senin evinin sınırı, bahçenin sınırı, tarlanın sınırı var. Evet sen böyle gizli gizli o taşı, o sınır taşını şöyle komşunun tarlasına doğru itiyorsun. Tarlanı biraz daha genişletiyorsun. Bir parmak, iki parmak, beş parmak. E i̇şte ayda iki parmak işte itersen kendi kendine oradan böyle bir kazanç elde ettiğini düşünüyorsun. Allah bunlara da lanet etsin demiştir Peygamber Efendimiz. لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِكُ الْبَيْضَةَ diye Allah-u Azimuşşan lanet etsin hırsıza. Bir yumurta bile çalsa, yumurta bile çalsa hırsıza Allah lanet etsin demiştir. Çünkü o hırsız insanların emeğini çalıyor. İnsanların birikimini çalıyor onun için. Başka bir rivayette Peygamber Efendimiz لَعَنَ Allahu مَا لَعَنَ وَالِدَيْهِ Annesine babasına lanet okuyan evlada da Allah lanet etsin demiştir. Annesine babasına söven, sayan, lanet okuyan onlara karşı çıkan kişiye de evlada da Allah lanet etsin demiştir. وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'ın adının dışında putlara kurban kesenlere de Allah lanet etsin. Putlar adına kurban kesiyor veya başka bir insan adına kurban kesiyor. Allah adına kesilir bu kurban. Başka bir insan adına ya da putlar adına kurban kesene de Allah lanet etsin demiştir. Başka bir hadis-i şerifte men <laughs> ahtefe fiha hadesan ev aza muhdisan faliye lanetullahi vel malaiketi vennas ecmein. Şu Medine-i Münevvere'de İslam'da olmayan herhangi bir şeyi ortaya çıkartan, İslam'daymış gibi gösteren bid'atçıya veya böyle yapan insanları barındıran kişilere de Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olsun demiştir. Yani Medine'de bir İslam devleti kuruldu, bir İslam nizamı var, Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimizin Sünnetinin işleyişi var. Kalkıp da birisi bu da İslam'da var, bu da Kur'an'da var deyip de İslam'da ve Kur'an'da olmayan bir şeyi oraya sokuşturmaya çalışın. Allah lanet etsin. Böyle bir insan var. Bu insan da toplumun içinde yer bulmuş. Onu barındıran onun etrafında halkı olan kişilere de hem Allah'ın hem meleklerin hem bütün insanların laneti olsun demiştir Peygamber Efendimiz. Başka allahummel al'anni ri'lan ve zekvan ve usayyata asabullah ve rasuluhu diye üç Arap kabileye Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Üç Arap kabilesine. Ri'l, Zekvan, Usayye adındaki Arap kabilelerine Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunlar Medine-i Münevvere'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'e dediler ki biz iman ettik. İmanı İslam'ı bize öğreten, Kur'an'ı bize anlatan birkaç kişi gönder de bizi İslam'a alıştırsın diye. Peygamber Efendimiz de seçmiş olduğu 70 tane hafızı, Kur'an hafızını onlara göndermiştir ki İslam'ı onlara anlatsınlar, önresinler diye. Onlar tuzak kurmuş. Naune denilen kuyunun suyun yanında o 70 tane hafıza tuzak kurmuşlar ve onları hunharca öldürmüşler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da İslam'ın öğretmenlerine, Kur'an hafızlarına yapılan bu tuzağı, bu pusuyu İslam'a yapılan bir tuzak ve pusu olarak kabul etmiş ve 40 gün boyunca diyor e, rivayetlerde Peygamber Efendimiz sabah namazlarında bunlara lanet, bu, bu üç kabileye, bu pusu kuran üç kabileye lanet etmiştir. Kur'an'a savaş açmış, dini yıkmaya çalışan insanlar bunlar. Mesela Peygamber Efendimiz ayrıca لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ اِتَّقَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدْ diye Yahudilere lanet etmiştir. Hangi Yahudiler bunlar? Peygamberlerinin kabirlerini mescit edilen, ibadet yeri edinen, yani Allahu Azimuşşan'ın ibadet yeri olarak belirlediği yerleri bırakıp da kabirleri ibadet yerine dönüştüren Yahudilere de lanet etmiştir Peygamber Efendimiz. Mesela başka لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَى وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ diyerek kadınlara benzeyen erkeklere Allah lanet etsin demiştir. Erkeklere benzemeye çalışan kadınlara da Allah lanet etsin demiştir. Bakın çok çekici, güncel bir lanet meselesi bu. Peygamber Efendimizin dilinden dökülmüş bundan 15 asır önce kendisini kadınlara benzeten, benzetmeye çalışan erkekler. Giyimiyle, sözleriyle, davranışlarıyla, yapılarıyla erkek yaratmış Allah o kişiyi. Fakat kadınlara özeniyor, kadınlara benzetmeye çalışıyor. Böyle insanlar var toplumda. Hatta bu öyle bir bela haline geldi ki maalesef ilk önce işte Avrupa'dan başladı sonra bize de sirayet etti. Allah'ın yaratmış olduğu kendi cinsiyetini beğenmeyip cinsiyet değiştirme ameliyatları yapan insanlar gün geçtikçe fazlalaşıyor, artıyor. Allah'ın vazgeçmiş yani erkek yaratmış, erkek olduğunu beğenmiyor, kadın oluyor. Sonra gide, gitseniz sorsanız belki bin bir türlü pişmanlığını size ifade eder ama bu yaptığı işin e, ama geçmiş olsun artık. Veya öyle kadınlar da vardır ki kendini erkeğe benzetmeye çalışıyor. İşte giyimleriyle, kuşamlarıyla, tavırlarıyla, davranışlarıyla kendini erkeğe benzetmeye çalışıyor. Allah'ın yaratmış olduğu cinsiyetini, durumunu, heyetini beğenmiyor. Bunlara da Allah-u Azimuşşan lanet etsin diye Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Şimdi sözün başında söylediğimizi tekrar edelim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ben lanet etmek için gönderilmiş bir peygamber değilim. Ben rahmet peygamberiyim dediği halde bakın örneklerini gördünüz. Bazı toplumlara ve kişilere lanet etmiştir. Aslında dikkat edilecek konu şu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ahmet'e, Mehmet'e, Zeynep'e, Ayşe'ye lanet etmemiş. Yani şahıslara değil de bu yaptığı işlere lanet etmiştir. Dolayısıyla işlerden dolayı o yapmış oldukları işlerin yanlışlıklarından dolayı lanet onların üzerine yapışsın diye beddua etmiştir. Yani buradaki Müslümanların kaçınmasını istediği konular önemli. Yani işte diyor ki hırsızlık yapmayın, diyor ki faiz yemeyin, diyor ki kadınlara benzemeyin erkekler, erkekler kadınlar olarak erkeklere benzemeyin diyor. Aslında bunu söylüyor Peygamber Efendimiz. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'a sokuşturmaya çalışmayın diyor. İslam'ın bir rüknü gibi yaygınlaşmasın bu diyor. Bu yani bu yapılan fiillere lanet var. Bunu iyi anlamak lazım bu fiilleri yapan kişilere de yani toplumda bu fiiliyatın yaygınlaşmasına ön ayak olan, örnek olan insanlara da Allah'ın laneti onların üzerine olsun diye lanet etmiştir. Yani toparlayalım. İslam'a Allah'a, Allah'ın gönderdiği dine herhangi bir şekilde müdahalede bulunan, dinin yasaklarını Göz göre göre çiğneyen toplumlara, şahıslara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. Nasıl ki biraz önceki ayetlerde gördüğümüz gibi Allah'ın da lanet ettiği gibi. Şimdi bu böyle, bu mesele böyle. Yani demek ki geçen haftaki dersimizde lanet edilmeyecek aman lanet etmeyin, lanet etmek doğru bir şey değil. Aman ağzınızı lanete alıştırmayın dedik bu rivayetleri okuduk ya. Fakat öyle insan vardır ki veya öyle tavır vardır ki artık o insanın o tavrı Allah'a havale edilecek bir tavırdır. Onlar da vardır yani deniliyor bu rivayetlerde. Bu konu böylece bitmiş oldu. Şimdi çok uzak bir konu değil yine bağlantılı olarak Müslümanın Müslümana sövmesi de yasaktır. Bununla alakalı bir konu başlığı açmış İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Bununla alakalı ayeti kerimelerden birincisini Ahzab suresinin 58. ayetinden getirmiş. Allahu Azimuşşan o ayette buyuruyor ki Ahzab 58 Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا Ve وَاِثْمًا مُب۪ينًا Mü'min erkek olsun, kadın olsun. Mü'min erkeklere, mü'min kadınlara işlemedikleri, yapmadıkları bir işten dolayı eziyet edenler. Eziyet edenler çok büyük bir iftiranın ve çok büyük bir günahın altına girmişlerdir. Mü'min erkek olsun, kadın olsun, bir işi yapmadı. Yapmadığı halde sen bu işi yaptın diye cezalandırıyorsun, eziyet ediyorsun. İstersen dilinden yap bunu. İstersen kanunlar senin elinde veya hüküm senin elinde olduğu için kanunlarla o kişiyi mahkum et. O insanı haksız yere mahkum et. İşte bu mümin ve Müslümanlara eziyettir. Dolayısıyla bu kişi hem iftira suçu işlemiştir hem de büyük bir günahın altına girmiştir. Demek ki mümine ağzından dilinle sövmeyeceksin. Yanlış şeyler söylemeyeceksin. iftira atmayacaksın. Adamın ya da kadının yapmadığı bir şey yapmış gibi onu mahkum etmeyeceksin. Şimdi hadislere geçelim. Birinci hadis. Ani ibn Mes'ud <laughs> radıyallahu anhu kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu An. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü bize aktarıyor. Buyurmuş ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sibabul muslimi fusukun ve kitaluhu küfrun Müslümana sövmek fasıklıktır. Müslümana sövmek fasıklıktır. Fasıklık alametidir. Mümin mümine, Müslüman Müslüman sövemezsin. Sövmeyeceksin ne ırzına ne namusuna ne de iftira şeklinde onu tahkir edecek bir hale bir tavura bürünmeyeceksin, girmeyeceksin. Ağzından çıkmayacak böyle söz. Aynı zamanda Müslümanla savaşmak da insanı küfre götürür. La ilahe illallah diyen insanla savaşan Müslüman kafir olur, küfre girer. Hani bir hadisi şerifi hatırlayarım tekrar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki Müslüman birbirlerine savaştığı zaman ikisi de cehennemdedir. Soruyorlar ya Resulallah. Yani öldüren kişi tamam katil olduğu için cehenneme girsin ama bu öldürülen kişi ölen kişinin için cehenneme giriyor. Çünkü o da diyor kardeşini öldürmeye çalışıyordu ama beceremedi. Bu öldürdü. Mümin mümine, Müslüman Müslümana kılıç çekemez. Silah doğrultamaz. Doğrulttuğu zaman da ikisi de ayakları kaymış, yoldan çıkmış, küfre düşmüş olurlar. Hucurat suresinde bununla alakalı ayet-i kerimeler var. Yani birbirleriyle savaşan iki Müslüman topluluğun arasını bulun yapın diyor. Eğer arasını bulup yapmak için uğraştığınız iki toplumdan birisi kabul etmiyor, hala diğerinin üstüne üstüne gidiyorsa, bu sefer bu taraftakiyle bir olacaksınız, o kişiye, o topluma, o topluma cezasını vereceksiniz diyor. Çünkü müminler birbirlerinin kardeşleridir. Demek ki Müslümana sövmek fasıklık, Müslümanla savaşmak, savaşmak küfürdür. Şimdi gel de bunu Müslüman toplumlara anlat, günümüzdeki Müslüman toplumlara anlat. Yani kafir öyle iyi çalışıyor, öyle güzel yapıyor ki planını, Müslüman da o çalışmasına, planına düşüyor maalesef kafirin. Irak'a çevirin yüzünüzü, Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. Suriye'ye çevirin yüzünüzü, Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ha diyeceksiniz ki Suriye'nin yönetimine ne kadar Müslüman diyebiliriz. Onu söylemiyorum, onu söylemiyorum. Benim söylediğim başka bir şey. Müslümanlar da gruplara ayrılmışlar Suriye'de şimdi. Onlar da birbirleriyle çatışıyorlar. E Yemen'e bakın. Şu andaki Yemen'in hali belli. Yemen'deki Müslümanları kim öldürüyor Allah aşkına? Amerika mı öldürüyor? İsrail mi öldürüyor? Yok yahu Müslümanlar öldürüyorlar. Kendi aralarında bir askeri birlik kurmuşlar, askeri güç kurmuşlar. Yemen'i bombalıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Yani Afganistan'da bu böyle devam etti gitti yıllarca. İran, İran Irak savaşını gördü. Bu insanlar 8 yıl boyunca Allahu Ekber dediler birbirlerini öldürdüler. Ya yani Allahu Azimuşşan'ın ayetleri ortada Hucurat suresinden söyledim işte. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleri bu ve benzeri hadisleri ortada olduğu halde Müslümanlar nasıl hala bu oyuna geliyorlar anlamak mümkün değil. İkinci hadisi şerif ve an Ebi Zerrin radıyallahu anhu ennehu semi'a Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu Ebu Zer el-Gifari radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan işitmiş bize aktarıyor. Allah Resulü buyurmuş ki La yermi raculun raculen bil fiski evil kufri iller teddet aleyhi illem yekun sahibuhu kezalik. Bir Müslüman bir Müslümana kafir dese ya da fasık dese o kişiye döner, kendine döner o söylediği söz. Eğer karşı taraftaki insan gerçekten kafir ya da fasık değilse bu sefer kendine döner. Sen şimdi bir Müslümana kafir dedin, sen kafirsin dedin. Karşı taraftaki insan Allah'a ve Resulüne inanan bir muvahhid Müslüman ise o söylediğin söz ortada kalmaz. O sana döner. Çünkü sen diyorsun ki senin bu halin kafirlerin hali diyorsun. Halbuki o Müslümanların hali ve Müslümanların inanışında. O zaman senin inanışın yanlış. Senin inanışın yanlış çünkü onun gerçek Allah'a ve Resulüne inanışını kabul etmedin. Onun için kafir olursun. Fasık fasıklık da böyle. Ey fasık dedin, ey münafık dedin. Bak ne kadar rahat kullandığımız kelimeler bunlar. Birbirler, birbirimize nasıl, ne kadar rahat kullanıyoruz değil mi? Bırak onu kafir diyoruz. Hele bir toplum var, bir topluluk var. Allah şerlerinden bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Bir topluluk var, Müslümanların arasında dolaşan bir topluluk var herkesi müşrik ve kafir ilan eden, sadece kendileri muvahhid, tevhid inancına sahip insanlar, şunu yaptın kafir, bunu yaptın kafir, şu kafir, bu kafir diyen bir topluluk var. Allah şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Çoluk çocuğumuzu da muhafaza eylesin inşallah. Ya o kadar kolay mı kardeşim? Bir insana kafir demek o kadar kolay mı? İnsan kafirliğini ilan edecek ki, kafir olduğunu sen de söyleyebilesin. Yoksa söyleyemezsin. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Bu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan aktarıyor ki Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. El mutesabbani ma kâle fe'alel bâdi minhuma hatta ya'tediyel mazlûm. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, birbirlerine söven iki tane Müslüman, birbirlerine söven iki tane Müslümandan hangisi suçludur, hangisi suçu üzerine yıkılacaktır? Başlatan, bu işi başlatan kişi. Bu işi başlatan kişi o zalim olan insandır. Dolayısıyla suçu bu çekecektir diyor. Ancak mazlum olan kişi haddi aşmıyorsa mazlum olan kişi haddi aşıyorsa şimdi iki tane Müslüman ya da iki Müslüman grup. Şimdi bir tanesi öbürsüne sövüyor. Hakaret ediyor, aşağılıyor onu. Öbürsü de kendisini savunmak için diyelim. O da öbürsüne sövüyor. Peki ne oldu şimdi? O birinci var ya başlayan zalim durumda olan kişidir o ya da o toplum zalim olan toplumdur cezasını bu çekecek. Ama bu mazlum olan kişi haddi aşarsa, yani işte iftiraya dönüştürürse, şunu yaparsa, bunu yaparsa bu sefer o çeker cezasını. Yoksa ilk başlatandır diyor. Yani küfürleşme yok, sövme yok ama sövme gerçekleşirse ilk başlatan sen olma. Ortalığı karıştıran sen olma. Olur mu? Ve anhu yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisi şerifi dinleyelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Utiyen sallallahu aleyhi ve selleme bir kad şeribe. Peygamber Efendimiz'e içki içmiş bir Müslüman getirildi. İçki yasağı var. Buna rağmen yasağı çiğnemiş, içki içmiş bir Müslüman getirildi. Ne gerekir buna? Had cezası gerekir. Had cezası. Yani Allah'ın yasakladığı içkiyi içtin bunun cezası var. Bu cezayı verilmesi için Peygamber Efendimize getirildi. Kale Peygamber Efendimiz de buyurdu ki: buhu onu dövün." dedi. Yani onun cezası dövmektir. Onu dövün dedi. Kale Ebu Hureyre, Ebu Hureyre anlatıyor. "Feminned dâribu bi yedihi ve dâribu bi naalihi ve bi thavbihi." Şimdi biz de diyor Peygamber Efendimiz dövün deyince başladık diyor. Kimimiz elimizle vuruyor, kimisi terliğini çıkarttı terliğinden vuruyor, kimisi elbisesinin kenarıyla, köşesiyle vuruyor adama. Vurduk diyor. Felem ben insaraf bitince yani cezası bitince artık Peygamber Efendimiz kaç vurun dedi. Cezası bitince kale bağdur kavm. Toplumdan bazıları hızlarını alamamış olacaklar ki Allah <laughs> diye bir de beddua ettiler adama. Yani cezası verildi. Buna rağmen Allah <laughs> diye beddua ettiler. Yani Allah seni rezil etsin. Allah seni kahretsin diyebiliriz. Diye beddua ettiler. Bunun üzerine şimdi dikkat. Kale Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam uyardı o insanları. Buyurdu ki La tekulu haza böyle demeyin la tu'inu aleyh şeytan. O insanın aleyhine şeytana yardım etmeyin. Böyle demeyin. Yani dedi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizde bu günahın cezası neyse o verilir. Allah'ın takdir ettiği ya da Peygamberin takdir ettiği ceza neyse o verilir. Ondan başkası yok. Ondan ileri gitmeyin. Haddi aşamazsınız. Ya sen nasıl Allah'ın yasağına rağmen içki içersin diye beddua etmeyin diyor, sövmeyin diyor. Eğer böyle yaparsanız o kişinin aleyhine şeytana yardım etmiş olursun. Şeytanın hoşuna gider bu iş. Niçin şeytanın hoşuna gider? Çünkü şeytan ister ki bu içki, kandırıp içki içirdiği bu Müslümanı bir de Allah'ın yani ayrıca toplumda rezil rüsva etmesi de şeytanın işine gelir, hoşlanır. Bir başka açıdan da şöyle şeytana yardım etmeyin. Bu adama kötü sözler söylerseniz, onu rezil ederseniz, kötü sözler söylerseniz, toplumda daima toplumun içine çıkamayacak hale getirirseniz onu, insan bir, iki, üç bu sözleri dinler o insan. Dördüncü de aman der, perdeyi yırtar yani. Madem toplumda böyle biliniyoruz, madem toplumda böyle suçlanıyoruz, der perde yırtar ve tamamen işi kötülüğe sürer. E şeytanın da istediği o zaten. Yani adam gizli kapaklı kıyıda köşede şeytana uymuş, nefsine uymuş, bir haram işlemiş. Ondan sonra yaptığı haramdan da pişman olmuş, vazgeçmiş. Eğer sen o haramı, o yaptığı işi toplumun önünde daima adamın yüzüne vurursan, 3-5-6-10 ondan sonra en sonunda der ki eee yeter be der. Madem toplum beni böyle biliyor, öyle devam eder. E gördün mü şeytana yardımcı oldun işte. Şeytanın da işine gelen iş oldu bu. O sebeple yani bak had cezası uygulandığı halde şeytanın Şeytana yardım etmeyin diyor kardeşiniz aleyhinde. Bu da önemli. Ve anhu kale Ebu Hureyre radıyallahu anten rivayet edilen bir başka hadis-i şerif daha var. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan işittim. Şöyle buyurdu. Men kadafa mamlukehu biz zina yuqamu aleyhil haddu yawm'l kıyameti illa en yekuna kema kal bir insan kölesine ya da cariyesine zina iftirasında bulunursa, kölesi ya da cariyesi temiz bir insan olduğu halde bu zina etti diye zina iftirasında bulunursa, köle ya karşı taraftaki cariye ya. yani bunun cezasını veremez ya, bu adamın yanına kalmaz diyor bu iftirası. Ahirette mutlaka ona had uygulanır. Onun cezası verilir ahirette ancak hakikaten köle zina etmişse o başka tabii. Yani adam gerçeği söylemiş, doğruyu söylemiş olur. Yok eğer kölesi ya da cariyesi zina etmediği halde bu zina etti deyip de toplumun içinde onun bilmiyorum değerini düşürmek için veya başka bir sebeple böyle bir şey söylüyorsa şunu bilsin ki bu köledir. Bunun arkası yoktur. Zaten bunun sözüne de kimse inanmaz. Ben de bu söylediğim yanıma kar kalır diye düşünmesin. Onun cesası dünyada verilmezse ahirette verilir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu konuda böyle. Bundan sonra bir başlık daha var. Ve o başlığın altında da sadece bir hadis-i şerif var. Onun için bunu da okuyalım, dersimizi öyle bitirelim. Başlık şu. Yani mümin mümine sövmeyecek. Mümin mümin olan... Canlı olana sövmediği gibi mümin ölüye de sövmez. Ölmüş gitmiş adam. Yıllar önce ya da asırlar önce ya da yeni ölmüş olan bir insana da kötü konuşmaz. Konuşmamalı. Ölmüş gitmiş artık adam. Ona da kötü konuşmayın diyecek Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bakın bu hadisi şerifi yani Ayşe radıyallahu anha kalet. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki La tesubbul emuat. Ölülere sövmeyin. Fe innehum kad eftav ila ma kaddemu. Çünkü onlar şu anda yaptıklarının hesabını veriyorlar. Ya da karşılığını görüyorlar. Yani onlar zaten ne yapmışlarsa kötülük adına diyelim ki yani bir İnsan ölüp gitmiş bir kişiye neden söver? Ve kötülük yapmıştır topluma ya da kendisine ya da ailesine kötülük yapmıştır da onun için söver, değil mi? Diyor ki Peygamber Efendimiz her ne kadar o insan kötü olsa, kötülük yapmış olsa dahi ölmüş gitmiştir. Yani onun artık defteri dürülmüş. Dolayısıyla o şu anda hesapta diyor. Zaten yapılanların hesabını veriyor. Yaptıklarının hesabını veriyor zaten. Siz sövmeyin. Ağzınızı bulaştırmayın diyor. Sonra ölen bir insan, ölen bir insana sövmek, kötülemek insana hiçbir şey kazandırmaz. Bakın Müslüman topluma bazı insanlara sövmek, ileri geri konuşmak başından beri öteden beri hiçbir şey kazandırmamıştır. Hatta zararı olmuştur. Yani toplum cepheleşmiş, ikiye bölünmüş ne için? Ya senin sevmediğin kişiyi seven insanlar var yani. Şimdi sen ölüp gitmiş. Yani defteri dürülmüş. Yani artık hesabı Allah'a verecek olan, hesabı Allahu Azimu görmekte olduğu bir kişiye bırak ya. Yakasını bırak adamın artık. Ne, ne söylüyorsun? Adam olur, kadın olur bu. Bunu yapma. Ha şu olabilir. Giden kişi ölüp giden kişi ya da tarihte yaşamış ve ölmüş gitmiş olan bir kişinin dine zararı olmuşsa, Kur'an'a, peygambere, İslam'a zararı olmuşsa o zararını anlatarak toplumu uyarabilirsin. Bunda bir mahsur yok. Ama adamı artık sövme çünkü o zaten yaptıklarına şimdi on bin kere, milyonlar kere pişman oldu. Onun cezasını görüyor. Onun için ona sövmek Müslümana, mümine bir şey kazandırmaz. Ölülere söyleme. Ölülerle alakalı iyiliği varsa konuşursun. E konuşacak iyiliği yok hocam. O zaman hiçbir şey konuşmazsın en azından. Ancak şu var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Firavun'dan bahsedilmiş. Firavun'un yaptıklarından bahsedilmiş. Firavun'a da lanet edilmiş. O başka. Yani bu kişinin yaptıklarıyla birlikte bu insanın nasıl ölüp gittiği yani Allah'a inanmadan inkarcı bir şekilde ölüp gittiği ortada. Dolayısıyla o başka ama onun dışında işte sağa sola sövme diyor rivayette Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.